Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta bir evde kal sohbet videosu yapmıştık. Bu hafta sonunda bir tane işte sokağa çıkma yasağı sohbet videosu yapalım istedim. Gün batmadan size hızlıca bir tane video çekeyim. Şu haftanın sonuna doğru son Bitcoin'deki düşüşü beraber yorumlayalım. Bir de hani dünyada olan biteni bir hep beraber konuşalım istedim. Çünkü yani çok ilginç şeyler oluyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada. Ülkemizde olanlar en ilginç ama işte dün ne derler İçişleri Bakanlığı'nın çıkıp işte 2 saat kala 3 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, onun paniğiyle insanların sokağa çıkıp böyle fırınları şeyleri yağmalaması, süpermarketleri hani çok ne derler çok aptal sahnelere tanık olduk. İnşallah siz aynı paniğe kapılmamışsınızdır. İnşallah siz evinizde oturmuşsunuzdur ve bu hafta sonu boyunca yine evinizde oturuyorsunuzdur. Hani ben anlamıyorum. Tamam, öğrenci evleri vardır, evinde hiç erzak yapmamış gariban vardır falan, onlar bir korkuyla dışarı çıkmış olabilir de arkadaş, herkes mi açtı yani? Herkes mi açmış evinde yemek yokmuş ya? Böyle gidip balya balya ekmek toplayanlar, birbiriyle kavga edenler, hani sadece sosyal medyada görünen değil. Hani ben nereye baksam buralardaki fırınlarda falan orada bile kuyruk vardı kapısında yani. Hani niye korktu insanlar bu kadar, ben anlamış değilim. Çünkü sokağa çıkma yasağına bakıyorsun, nasıl bir yasaksa herkes serbest. İşte elzem işi olanların patronundan çalışanın hepsi sokağa çıkabilir. Kuryeler, kargolar çıkabilir. Bugün bir sürü bana paket teslim ettiler. Ne bileyim sağlık çalışanları, sucular bilmem ne. Yani bayağı bir adama zaten izin vermişler. Yani hayatı aksatacak bir sokağa çıkma yasağı değildi. Ona rağmen millet korktu, dışarı çıktı. İnşallah bakalım bundan sonra salgının gidişatını hızlandırmaz dünkü kargaşa, insanların sokağa çıkmış olması. Bayağı da bir dalga konusu oldu bu arada. Acayip komik şeyler, paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada. Yani bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü Türkiye bu işten çok sert etkilenebilir. Çünkü biliyorsunuz zaten bir ayağımız çukurdaydı ekonomik olarak. Bir de üstte şimdi bu pandemi illetine iş yerleri kapandı, turizm bitti, işte Türk Hava Yolları uçuş yapamıyor. Yani hayat durmuş durumda. Hayat durduğu için de ekonomi durmuş durumda. Yani kimse para çeviremiyor. Yurt dışında da aynı şey var diyebilirsiniz. Ama yurt dışında bakıyorsun merkez bankalarına, harıl harıl para basıyorlar. İşte vatandaşlara para dağıtıyorlar, borçları sıfırlıyor. İşte kredilerin faizlerini düşürüyorlar bilmem ne. Şimdi bizim devlet onu da yapamıyor. Çünkü zaten hali hazırda Türk lirası çok değer kaybetmiş durumda. Enflasyon problemi var. Bir de bunun üstüne Merkez Bankası hadi ben de parasal genişleme yapıyorum, size para basıp dağıtacağım derse mahvolur yani ekonomi. Çünkü şu an mesela daha dünyada acısı çıkmadı bu basılan paraların ama önümüzdeki birkaç sene içerisinde o da yeni bir ekonomik krize sebebiyet verecek. Yani hani bugün virüs illetini kurtarmak için yaptıkları hamleler bir sonraki ekonomik krizin tohumlarını atıyor. Biliyorsunuz işte Fed bugüne kadar 2 trilyon dolardan fazla credit line açtı. Bildiğiniz para bastı. İnsanlara işte kredi dağıttı bilmem ne. Bono tabi alın şudur budur. Şimdi bu hafta 2-3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam gene bir 2.3 trilyon mu 2.8 trilyon dolar mı ne daha yapacağım dedi. Zaten Amerika'da falan borsalar onun haberiyle bir rally yaptı. Bu hafta bayağı sert yükseldi bir sürü borsa. Cuma günü de Paskalya yüzünden tatildi borsaları. Amerika'da böyle piyasalar yönünü yukarı çevirdiği bir şekilde ara vermiş oldu trade'e. Tam onun üstüne Bitcoin'de böyle çok sert bir düşüş oldu. İşte 7250 dolarlardan çat diye 6900'e düştü. Şimdi de 6864 dolardan işlem görüyor Coinbase'de. Hani bütün yabancı piyasalar yükseliyorken Bitcoin niye düştü? Ona bir cevap arıyorduk işte Twitter'dan beni takip edenler bilir. Herkes işte tezlerini, tahminlerini paylaştı. Neden böyle bir şey olmuş olabilir diye. Hani en yakın tahminim benim. Şimdi Paskalya tatili, insanlar trade yapamayacaklar, işte borsalar kapalı. Ama biliyorsunuz kripto paralarda şu işlem 7-24 devam ediyor. Bizim borsalar kapanmıyor. O yüzden kendilerini güvenli limana çekmiş olmak için pozisyonlarını kapatmış olabilirler. Düşüş buradan gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü son birkaç ayki hareketlere bakacak olursanız hani direkt yabancı borsalarla pozitif korelasyon halinde hareket ediyor Bitcoin. ABD borsaları iyi açılırsa Bitcoin de o hafta iyi gidiyor. ABD'de
vadede borsalar çakıldığı zaman Bitcoin de çakılıyor. Yani bu bir bakıma iyi bir şey. Hani tahmin edilebilirliği, geleneksel finansal şeylerde, işte yatırım araçlarında nasıl karar alıyorsak Bitcoin'de de o şekilde karar almamızı sağlayan, belirsizliği bir nebze azaltan bir şey. Ama bir yandan da Bitcoin'in uzun vadedeki şeyi başarısı için kötü bir şey. Çünkü şu anki tablo, işte ne derler, mesela geçtiğimiz hafta bir 7200 dolar ne derler direncimiz var, bunun üstünde kalabilirsek işte yükselişler gelir demiştik, 7200'ün üstüne attık, sonra o desteğe dönüştü, işte 7200'lerde uzun bir süre kalabildi Bitcoin geçtiğimiz hafta, şimdi pat diye onun bir altındaki desteğe düşmüş olduk. Hani hacimlere bakıyorsunuz küresel çapta, hacimler düşüyor. Haber kaynaklarını inceliyorsun, Bitcoin ile ilgili konuşan kimse yok falan. Yani bu şey demek oluyor, piyasa şu an aktif traderların eline kalmış durumda. Hiç içeri yeni para girişi olmuyor, yeni yatırımcı girmiyor. Yani işte Bitcoin'e olan ilgi, heyecan, merak şu an sıfıra inmiş durumda. Ki bunu mesela şeyden de görüyoruz, Cointelegraph'ın da yanlış hatırlamıyorsam bir kripto para korku endeksi gibi bir şey oluşturmuşlar. Şu an mesela o endeks %100'de, yani insanlar gerçekten korkuyor kripto paralara girmeye. Aslında bunu da anlamak lazım, çünkü niye korkmayasın ki? Baksana, dünyada yarın ne olacağı belli değil. Yani Fed'ler böyle merkez bankaları deli gibi para basıyor, daha hala salgın ne zaman bitecek, nereye gidecek onu çözebilmiş değiller. Bütün bu olanlardan nasıl toparlayacak insanlık? Hani çok belirsiz bir dönem, bütün dünya için çok belirsiz bir dönem. Doğal olarak da kripto paralar gibi çok riskli spekülatif araçlardan insanlar çıkıyorlar, nakite dönüyorlar. İşte tüm bu olanlardan dolayı da ben bu ara böyle aman aman büyük pozisyon açılması taraftarı değilim. Yani biliyorsunuz kripto paralar zaten doğası gereği kumar. Yani çok riskliler. Hele ki böyle bütün dünya ekonomisinin inanılmaz riskli, belirsiz olduğu bir günde, işte Bitcoin'de ya şöyle bir 100 bin liralık alayım, 100 bin dolarlık alayım, işte 6800'den alayım, belki 10 bine çıkar tekrar falan. Hani bunları beklemek ya da bunları ummak hiç akıl kârı değil. Bitcoin'de bir de böyle ne derler, belirsiz bir yön arayışı varken altcoin'lere falan girmek de zaten çok büyük cengaverlik. O yüzden ben hala geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Bu aralar yani herkes gibi siz de nakitte durun, riskinizi minimuma indirin. Bu tip şeylerde, hareketlerde tüh şunu kaçırdım ya da lan şuradan satsaydım falan, onlara girmeyin. Riskinizi minimuma edin, pozisyonlarınızı kapatabildiğiniz kadar kapatın. Yani aklın yolu şu an yapılması gereken bu. Yani açıkçası benim risk iştahımı sıfırlayan şu son birkaç haftada dünya piyasalarında olan gelişmeler, bir de bu virüsle ilgili paylaşılan yeni çalışmalar oldu. Çünkü açık olayım, yani bu koronavirüs salgını ilk başladığı zaman Wuhan'dayken falan hiçbirimizin umurunda değildi. Zaten o yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nden süper güç Amerika'sına kadar böyle ters köşede kaldılar falan, yani hazırlıksız yakalandılar. Ama bir de o gün malum olmayan bir sürü yeni veri ortaya çıkıyor bugün. Mesela işte bu koronavirüsün işte virüsü havada asılı kalabiliyormuş, ne bileyim işte beklenenden çok daha bulaşıcıymış tahmin edilenler. Maske konusunda biliyorsunuz bir ileri bir geri gitti bütün dünya. Önce dediler ki hani maske kimseyi korumaz, sadece sağlık çalışanları takmalı dediler. Ki ben de onu hiçbir zaman anlamadım yani. Hani hastanede çalışan kadını koruyorsa yani beni niye korumasın? Hani anlatabiliyor muyum? Onu en baştan takmak gerekirdi mesela. Orada geri adım attılar, işte dedik, tükürdüklerini yaladılar, bilmem ne falan. Şimdi daha dün Twitter'da paylaştım yine, Reuters'da bir haber vardı. İşte Güney Kore bulaşıcı hastalıklarla mücadele vakfı mı, yani böyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir departman bu işlerle ilgilenen yeni bir araştırma paylaşmış. Güney Kore'deki vakalarda bakmışlar ki 93 kişi koronavirüs enfeksiyonu geçirip iyileştikten sonra bile koronavirüs pozitif. Testlerde pozitif çıkıyormuş. Hani bu ne demek olabilir? Eğer bu hakikaten virüsün yapısıysa, yani tıpkı uçuk virüsü gibi, bu hani ne derler, sizi sürekli uçuklatmayan ama kanınızda dolaşan sürekli kalacak bir hastalık. Yani öyle bir virüse olacağı benziyor ki bu
inanılmaz tehlikeli bir şey olur. Çünkü biliyorsunuz hani virüs herkesi öldürücü değil. Hatta kimi insan hiç semptom göstermiyor. Sonra gidiyor iş yerine, oradakileri öldürüyor falan yani. Satıyor virüsünü. Yani bu böyle hep insan kanında kalacak bir virüsse, hiçbir zaman temizlenmeyecek bir virüsse, düşünsenize mesela Allah korusun koronadan hasta oldunuz, yattınız, iyileştiniz, kalktınız ayağa. Ömür boyunca bir daha ömründe korona olmamış insanların yanına gittiğinizde o adamları hasta edip öldürme riskiniz olacak. Yani o çok tehlikeli. Bir de bugün okudum başka bir kaynakta, kaynağın adını unuttum ama koronavirüs bir de vücuttaki bağışıklık sisteminin şeylerini işte ak yuvarları pardon hedef alıyormuş. Yani tıpkı AIDS gibi bağışıklık sistemini çökertici özellikleri de varmış falan. Yani hani hava yoluyla ulaşabilen bir AIDS'e evrimleşme ihtimali var falan. Bunlar gerçekten korkutucu şeyler. Onu geçtim. Hani bunlar daha %100 ispatlanmış şeyler değil. Hani yeni bulgular bulunuyor bununla ilgili ama daha bütün dünyayı da aynı işte trendi göreceğimiz ya da hani bunu destekleyecek başka şeyler, ne derler, bilimsel araştırmalar yapılmış değil. Neyse, beni en çok Amerika'da olanlar endişelendiriyor. Çünkü Amerika'da salgın oranı inanılmaz hızlı büyüyor. Hani İran çok kötü diyorduk, Güney Kore kötü diyorduk, İtalya çok kötü diyorduk, Türkiye hızlı gidiyor diyorduk. Amerika hepsinden beter hastalanıp ölüyor. O da benim çok ilgincime gidiyor. Çünkü hadi mesela New York'u anlarım, Manhattan'ı anlarım. Çünkü hep gökdelenler, dip dibe insanlar, ufacık ufacık evlerde yaşıyorlar. Mesela Manhattan'da kilometre kare başına düşen insan sayısı 2400 falan. İstanbul'da bu rakam 2200 falan. Zaten o yüzden bizim ülkemizde de en çok İstanbul'da hızlı yayılıyor şey virüs. Ama Amerika'nın geri kalanına baktığın zaman hani öyle bir yerleşim yok. Amerika'nın çoğu kocaman bomboş arsalar yani. İnsanlar işte tıpkı Breaking Bad'deki gibi villalarda falan oturuyor yani. Oranın dar gelirlisi bile bahçeli mahçeli havuzlu villada oturuyor. Oranın düzeni öyle. Mesela İstanbul'un kilometre kare başına insan yoğunluğu 2200 dedim. Türkiye'nin genel ortalaması kilometre kare başına 100 kişi. Yani işte Tekirdağlar, Konyalar bilmem ne hepsini kattın mı kilometre kare başına 100 kişi. Aynı rakam Amerika'da kilometre kare başına 6 kişi mi ne? Düşün yani ne kadar düşük. Ki buna Amerika'nın işte Alaska'daki toprakları, Antarktika'daki toprakları falan da dahil değil. İşte Hawaii dahil değil. Yani uç periferlerdeki toprakları dahil değil. Onları da eklesen hiç iyice yani düşecek oran. Bu kadar yayvan hani birbirinden uzak yaşayan bir kıtada, ülkede nasıl oluyor da New York'tan bütün şeylere, eyaletlere bu bulaşıyor yani. Hani Wisconsin'inden Kansas'ına her yerde görülüyor hastalık. O çok korkutucu. Çünkü biliyorsunuz yani bugünkü dünya düzeninde dünyayı sıklayan ve dünya ekonomisinin çarklarını döndüren Amerika. Şimdi Amerika petaklak gidecek olursa, Amerika'nın gemisi batacak olursa dünyanın geri kalanında domino taşları gibi çok daha fena bir krize sürüklenebilir. 2008'de olduğu gibi. Yani bakalım bu önümüzdeki birkaç hafta boyunca da gelişmeleri takip etmek lazım küresel ekonomide olup biteni. Ona göre de yani hani kripto para piyasalarının neler olacak çok daha net konuşabiliriz. Şimdi kısa vadede ne olacağını bakacak olursak hani bu söylediğim tabii ki yatırım tavsiyesi değil benim kişisel analizlerim ama bence şu an Bitcoin'in gözü 6700 dolarlara, 6600 dolarlara bakıyor. Ondan sonraki alttaki bir desteğimiz 6500 dolarlar. Orayı da çok sert bir şekilde aşağı yönlü kıracak olursak bu işin 6300'lere, 6250'lere kadar yolu var gibi görünüyor. Halving yaklaşıyor biliyorsunuz. Bir ay ya da bir aydan az süre kaldı. Ama dediğim gibi şu an dünya Bitcoin'i düşünmüyor yani. O yüzden Halving'in de fiyatlamada olumlu bir etkisi olup olmayacağını kestiremiyorum açıkçası. Neyse yani hani vaziyet bu. Ben şu an tamamen hani dünya konjonktürüne odaklanmış durumdayım. Amerika'da neler olacak? Dünya piyasalarında neler olacak? İşte IMF nasıl hamleler yapacak? Çünkü mesela şimdi IMF darda olan ülkelere kredi vermenin üstüne hani IMF'e başvurulmasa bile tüm dünya vatandaşlarına hani helicopter money işte Amerika'nın tıpkı kendi vatandaşlarına yaptığı gibi bedavadan euro para dağıtacağı bir sistem üstüne konuşuluyormuş. Yani şey ilginç günler bekliyor bizi. O yüzden riskinizi minimumda tutun.
Ha, ille biraz aksiyon görmek istiyorsanız, çünkü evdeyiz, yapacak bir şey yok, hani sıkıldınız, oyun oynamıyorsunuz, film izlemiyorsanız, trade yapmak istiyorsanız, ben bu ara şey yapıyorum işte, bu FTX borsasının bull bear tokenlarını kısa vadeli alıp satıyorum. İşte böyle 5 dakikalık grafiği önüme açıyorum. Orada bir kısa vadeli yükseliş ya da düşüş trendi görürsem bir coin'de, onun bull ya da bear tokenını alıyorum. O arada işte başka işlerime bakıyorum. Size Twitter'dan yazıyorum bilmem ne. Bir saat sonra bir bakıyorum mesela. Orada ne derler? $1000 gibi bir sermayeyle çok kısa bir sürede işte $40-$50 kar etmişsin. Hop diye kapatıyorum pozisyonu. Al sana günün masrafı. Çıktı yani böyle çıtır çerez. Scalping yaparak şey leverage tokenlarda günü geçiriyorum. FTX hala üye değilseniz açıklamada linkini bırakıyorum ilk satırda. Üye olmanızı öneririm. Hatta FTX'e day trade ile ilgili bir grup da açmayı düşünüyorum. Kapalı grup. Gruba giriş ücretsiz olacak. Ama hani seçmece alacağım insanları. Bunun haberini de kaçırmamak için kanalımı takip etmiyorsanız takip ettiğinizden emin olun. Diğer sosyal medya hesaplarını takip etmiyorsanız Twitter, Telegram, Facebook, onların da linki video açıklamalarının altında var. Onları da takip ettiğinizden emin olun arkadaşlar. Çünkü mesela Bitsy, işte Uzak Doğu'dan çok büyük bir futures borsası. Şimdi bu adamlar da Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de ilk defa debit kart, yani kriptolarınızı harcayabileceğiniz kart hizmetini Mayıs'ta başlatacaklar. Mesela onlar da Türkiye'ye yeni girdikleri için çok güzel şeyler, kampanyalar, çekilişler yapıyorlar. Bir sonraki çekilişlerini mesela benim Telegram kanalımda yapmak için anlaştık. O çekilişe de katılmak istiyorsanız benim Telegram'ıma, Twitter'ıma falan abone olun. Oradan bu tip gibi işte bedava coin, bedava para ya da ne bileyim donanım cüzdan gibi şeyleri kaçırmayın. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hafta içi biraz daha altcoin'lerle ilgili, Ripple'la ilgili, ne bileyim işte bu Binance'in listesine, Sol, Mol falanla ilgili bir içerik üretirim, video çekerim. Onunla ilgili çok soru geliyor. Bir de şu geçtiğimiz hafta Algorand'ın kurucusu Profesör Silvio Micali ile olan röportajımın tercümesini bitirmek üzereyim. Onu da sizlerle bu hafta içi inşallah paylaşıyor olacağım. Gün batıyor. Hava daha kararmadan videoyu bitireyim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.